Hollanda'da yeni faaliyete geçen Uygur Tanıtım ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Hüseyin Tecelli, Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Tecelli'yi ağırlayan Etik Başkanı Karakaş, "Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var," dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre, Çin, Doğu Türkistan'da bireylerin hakkındaki çeşitli verileri toplayıp ihbar eden bir bilgisayar programının işaret ettiği zanlıları gözaltına alıyor. Örgütün Hong Kong merkezli araştırmacısı Maya Wang, "İlk kez Çin hükümetinin kişisel verileri ve tahmini güvenlik önlemlerini kullandığını göstermeyi başardık. Bu, mahremiyet haklarının açık bir ihlali olmasının yanı sıra yetkililerin keyfi tutuklama yapabilmelerine de yol açan bir durum," dedi. 5 Temmuz 2009 Urumçi katliamından sonra ailesinin uyarılarıyla Avustralya'ya iltica eden Almaz Nizamettin, geçen yıl eşinin Doğu Türkistan'da tutuklandığı haberini aldı. Eşi Zeynep Abdurreşid'in 29 Mayıs 2017'de hamilelik sonucu kaldığı hastaneden dönerken Çinli polisler tarafından suçu belirtilmeksizin tutuklandığı belirtildi. Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaşayan Almaz Nizamettin artık Doğu Türkistan'da yaşamın katlanılmaz olduğunu vurguladı. Çin'de 2017 sonu itibariyle 60 yaş ve üstü nüfusun 241 milyona ulaştığı bildirildi. Ulusal Yaşlılık Çalışma Komisyonu, Çin'de yaşlı nüfusun toplam nüfusun %17,3'üne ulaştığını belirtti. Bu sayının 2050'de 487 milyona yükselerek toplumun %34,9'unu oluşturması bekleniyor. Çin'de hava kirliliği tehlikeli boyutların üzerine çıktı. Ülkenin güney ve doğu bölgelerinde hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japon denizinde seyreden Çin jeti, sabah saatlerinde Güney Kore'nin hava savunma tanımlama bölgesi olarak belirlediği bölgeyi ihlal etti. Hava kuvvetlerine ait F-15K uçaklarının takip için bölgeye sevk edildiği bildirildi. Japonya optik donanımlı istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. Japonya'nın 7. istihbarat uydusunun planlandığı gibi yörüngeye bırakıldığı bildirildi.